şimdi dün biliyorsunuz dolandırıcılık olayı vardı Görkem. Ne diye geldi, ne çıktı? Bir türlü itirafta bulunmadı. Farklı farklı şeyler konuştu. Bugün önemli gelişmeler var. Diğer konumuza geçelim. Şimdi dün bayağı olaylar oldu. Burada bir sürü insanlar bağlandı. Görkem'i gördüğüne dair. Görkem'le ilgili şeyler oldu. Ama her şeyi yapanın medet yani Oktay Bey olduğunu söylüyordu Görkem. Bir türlü konuştuk konuştuk. Görkem'i göreceğim mi şimdi? Görkem. Evet, bir gelsin onu da bir görelim. Görkem'e ne dediysek, ne yaptırdıysak bir türlü hayır medet yaptı. Seni görmüş insanlar hayır medet yaptı. Bilmem ne oldu mu başka da bir şey söyleyeyim. Pınar, sen ne söylemek istersin için bağlayana kadar Görkem'e? Ne söyleyeyim Esra Hanım? Yani yaşadığım şey normal bir şey değil ki, ne söyleyeyim? Hı hı. Ama sen de bu işin içindeydin ya. Esra Hanım yapmayın, ben bu işin içerisinde değildim. Bunlar kendi meyli plan kurmuşlar. Şimdi sen ilişkin olduğunu söyledin ya, aslında ilişkin yokmuş. Bakın, onu anlatın yani. Ama anlatıyorum ya. Niye beni insanlar anlamak istemiyor ama ki? Ama Esra Hanım yanlış söylemiyor ki yani. Sizin sen şimdi 6 yıl ilişkin yok dedin ya. Ama bizi burada 6 yıl ilişkin var diye günlerce oyaladınız. Ben de size söylüyorum. Bunların hepsini Görkem yaptırdı diyorum. Tamam, sen de ama bir şey yani, kukla değilsin ki. Sonuçta sen de bu işin içindesin. Sonuçta bana bir ümit verdi mi? Beni kandırdı mı? Güvendim diyorum. Baştan beri size söylüyorum. Esra Hanım bakın. Kadının acizliğinden, çaresizliğinden yararlandı o adam. E tamam der, aciz şey diye de ben de başkasına yalan söyleyeyim. Bize söyleseydin biz sana yardımcı olurduk. Esra Hanım anlatamıyorum. Yani bence galiba biz Görkem'den daha güvenilir duruyoruz. Görkem'e baktığında. Söyleme dedi. Ben dedi senin yanındayım dedi. Seni? Ama senin yanındayım dedi. Sen dedi benim yanımda olduğun müddetçe ben senin yanındayım dedi. Her şeyi dedi ben halledeceğim dedi. Söylemedin mi ya Allah aşkına? Niye beni insanlara karşı burada suçlu durumuna düşürüyorsun sen ya? Görkem, duyuyor musun Pınar'ı? Evet, duyuyorum Pınar'ı. Pınar'ı koymuşsunuz, sokmuşsunuz beni pislerin içerisine. Bir cevap versene Allah aşkına ya. Ses yok. Kim planı aslında, kurmuş? Planı kuran... Efendim beni kurmuşlar işte. Planı belli kuran olmadı ne yaptıkları. Görkem'in sesi dakika, yok arkadaşlar. Bir sesini alalım. Ben cevap vermek Oktay istiyorum. Oktay Bey, siz ne düşünüyorsunuz? Pınar diyor ki bir plan yapmışlar, beni de içine koydular. Ben hala ilk günkü gibi düşünüyorum. Bu plan falan değil. Bunların hepsinin yapmış olduğu bir oyun olarak düşünüyorum açıkçası hala. Hepsi derken Pınar da mı işin içinde? O da işin içinde. Bak ben işin içerisinde değilim ya. Bak bağırmadan. Bak ben işin içerisinde değilim. Baştan beri lütfen söylüyorum. Bağırmadan. Ama sen anlamak istemiyorsun. Bakın Pınar Hanım. Başlayacağım Pınar Hanım lan be. Pınar'ın sesinde bir problem var ama arkadaşlar. Başlayalım Pınar Hanım'dan ha. Pınar Hanım'mış. Bana mı geçiyorsun benimle geçmişsin karşıma? Oktay'ın sesini kısmışsınız arkadaşlar. O zaten bağırıyor. Ne sesle problem var? Yani ona mikrofona da gerek yok. O mikrofonsuz yetiyor. Peki evet. Yani nasıl işin içinde sizce Pınar? Şimdi Esra Hanım şöyle söyleyeyim. Hani anlatıyor. Umut bağladım diyor. İşte beni kandırdı diyor. Onu diyor, bunu diyor ama şimdi şöyle bir olay var. Yani şöyle bir örnek vereyim. Bir şeyiniz kayboldu. Gelip benden mi yardım istersiniz, gidip polisten mi yardım istersiniz? Hı hı. Tabii gidip hemen polisten yardım istemek lazım. Şimdi bana gelirsen ne olacağı belli. Ama polise gidip yardım istersen kaybın bir şekilde bulunur. Şimdi sen zordaydın, kötü durumdaydın, yardıma ihtiyacın vardı da. Niye üçkağıtçı, dolandırıcı bir adamdan... Kim yardım etti bana ya? Kim yardım etti? Kim destek oldu? Bir saniye. Bir Allah'ın kulu desin ki ben Pınar'a destek oldum bağırmadan desin. Bağırmadan konuş. Şu Pınar'ın bir mikrofonu birbirine girseniz aşağı indirin. Gel gel canım gel. Gel aşağı indir. Ağzında zaten kızın sesi çok yüksek. İndir indir, iyice aşağı indir onu. Pınar çok bağırmadan konuş. Ama bak mikrofonları bile bozdum. Anlatamıyor muyum? Esra Hanım anlamıyor. Kafasına göre burada şey yapıyor. Yok plan yaptılar, yok şunu yaptılar, yok bunu yaptılar. Hayır plan ama sana kurmadım diyor ki sen neden gidip Görkem'e sığındın? Gitseydin başkasına sığındın. Ona sığındım. Ona sığındım, ona güvendim ya. Niye bizim üç defa güvendim, bir şey merak üç ediyorum defa sığındım Pınar yani. Pınar bir şey merak ediyorum. Neyi merak ediyorsunuz hocam? Görkem mi sizi çağırdı, siz mi Görkem'i aradınız geldiniz? Görkem beni çağırdı. Ben öyle gel... Ya söyledim zaten artık, ben doğruları zaten söylüyorum bu Allah aşkına. Bu televizyona çıktıktan sonra mı çağırdı evet sizi? Evet. Yani o ben de Esra'nın taşların, evet. Tamam, ben de taşlar oturmuyor bir türlü. Bakın örnek veriyorum yine Pınar Hanım'ın konuşmalarından birkaç örnek vereyim. Görkem'in evine gittim,
oturacak doğru düzgün bir koltuk bile yoktu. Ev pislik içinde, ilaç alamıyorlardı, yemek yiyecek bir şey yok diyordu. Yok diye bir beyanı var ki, beyanı var, böyle bir beyanı. Sonrasında da Görkem'in ona yardım edeceği beyanı var. Şimdi ya... sana bu kadar zor durumda bir insan nasıl yardım etsin, evet, diyorsunuz. Neden? Nasıl yardım edelim? Bak anlatıyorum ama sen anlamak istemiyorsun. Beynin almıyor senin, tamam mı? Görkem iş bulacağını, sahne yapacağımı, benim İstanbul'da çevrem yok. Kimseyi tanımıyorum Esra Hanım. Hı hı. Herhangi bir çevrem yok. Ben zor durumdayım dedim. Açık açık da söyledim. Kaç aydır kiramı veremiyorum dedim. Evden hala evden atacaklar beni. Yine ben, bakın, yine ya bir kesme, da, kesme sözümü yine kesme. Yine o konuda size ya, katılayım. Kesme yine sesini. Bir örnek. Ya sesini. Hani size iş ayarlayacak. Sözümü niye kesiyorsun sen benim ya? Bir gün, bir hafta, bir ya ay geçmiş. Ya siz sözümü tam 4-5 seneden bahsediyorsunuz. Hı hı. Bu adam size 4-5 senede hiç iş ayarlamamış. Ben niye sözümü kesiyorsun? Son haddedimi ayarlayacak size. Adama bak ya. Sallamıyor bile, dinlemiyor bile. Bağırmadan. Çünkü karşımda boş bir insan var. Bak karşındaki sana biraz boş dinle. Boş insan var. Bana göre hala bir sen şebekenin... Sen de boş bir adamsın. Demek ki hepiniz bunu bir planladınız. Bir dolandırıcı şebekesinin demek üyesi ki, var şu an benim karşımda düşüneceğim. Demek ki Görkem, bağırmadan konuşun. Hepiniz demek ki bunu planladınız. Şimdi Görkem... Bu pislin içerisinde de siz soktunuz beni. Şimdi bu bak, kadar basit hayatta, demek ki. Pınar, hayatta en büyük erdem hatanı kabul etmektir. Şimdi senin hatan buraya gelip günlerce oyun oynamak. Ben zaten onu kabul ettim mi Esra Hanım? Hayır etmedin. Hayır. Şu an hiç kabul etmedi. Etmiş gibi konuşmuyorsun çünkü. Hiç bir şey kabul herkes etmedi. Herkes başkası suçlu, senin hiç suçun yokmuş gibi konuşuyorsun. Evet. Nasıl yok? Çünkü ben suçsuz yere geldim buraya. Nasıl suçsuz yere? Seni ne yaptı? Tehdit mi etti? O zaman anlarım. Tehdit ettiyse doğru söyle. Ben söylüyorum size Görkem ya. Görkem seni tehdit mi etti? Hayır. Senin fotoğrafların mı var Görkem'de? Yoktur. Zannetmiyorum. Ne demek zannetmiyorum? Biliyor musun? Yok. Onda benim fotoğrafım olması imkansız. İkinci ama Face'ten şuradan buradan aldıysa bilemem. Face'ten nasıl fotoğraf alabilir? Çıplak değil herhalde. Bikinili fotoğrafların falan var. Mayalı. Bir dakika. Falan var. Bikinili fotoğrafların var mı senin? Var Face'te falan. Face derken neresi? Senin koyduğun yer mi? Evet. Sayfam. Senin koyduğun yere şey sen zaten koymuşsun. O değil. Yani. Seni herkes görüyor onu. Seni özel olarak çekmiş olabilir hayır, mi? Hayır. Zannetmiyorum. Mümkün o zaman değil. Demek ki bir tehdit olayı yok aranızda. Sen kendi isteğinle bu rolü yaptın. Kendi isteğinle yapmadım. Nasıl zorda yaptın? Kaldığım için yaptım. Zorda kaldığım için yapmak kendi isteğinle yapmaktır. Kendi isteğimle yapmadım Esra Hanım. Bana bunları halledeceğini söyledi. Anlatamıyor muyum? Tamam. Ben ondan herhangi bir para almadım. Ya ben da herhangi bir şey, şey ben yapmadım. Ben diyorum ki burada niye bu rolü yaptın? Seni tehdit mi etti? O çağırdı. O çağırsın canım, herkes bizi çağıracak. Bir şey mi yapacağız? Biri bize bunu vur dese vuralım mı? Esra Hanım siz bu soruyu daha önceden de sormuştunuz. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Görkem seni nasıl tehdit ediyor? Elinde video fotoğrafların mı var dediğinde kendisi demişti ki evet olabilir. Evet. Bakın, böyle eski dedi. Eski programları seyredersek görürüz. Ben konuşmaların hepsini aklımda tutabilirim. Evet olabilir dedi. Ama şu anda da sorduğunuz aynı soruya yine farklı bir cevap veriyor. Öyle bir şey olması evet, imkansız. Evet, cevaplar değişiyor. Peki nedir imkansız? Olabilir dedin. Şimdi imkansız diyorsun. Benim çıplak fotoğraflarımı çekmiş olamaz ya. Nasıl çekecek ki? Evinde kaldığımda mı çekti? Onu da düşünüyorum. Görüntülü şimdi konuştunuz ben mu? Hayır, hiç konuşmadım. Tamam. Ben bir tek insanla görüntülü konuştum. O şekilde Esra Hanım. Oktay'la konuştum. Evet. Başka hiç kimseyle öyle konuşmadım ben hayatım boyunca. Hiç kimseye o tavizi vermedim. Keşke kör olsaymışım, ben de görmeseymişim o görüntülü konuyu. İnşallah kör olursun. İnşallah, sıkıntı yok. Şimdi Görkem'i dün suçlarken annesinin de işin içinde olduğunu söylediler. Biliyorsunuz birçok kişi dedi ki anneyle birlikte dolandırıcılık yapıyorlar. Anne eczacı ve birlikte dolandırıcılık yapacak. Görkem'in sesi inşallah artık çıkıyordur. Görkem'in annesi hattımızda. Sesim geliyor mu şu anda? Evet, annen hattımızda. Dinle bakalım anneni. Görkem. Alo. Dinliyorum. Merhabalar Nur Hanım değil mi? Evet, iyi günler. İyi günler, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ben bu söylenenleri de duydum. İlk önce kısa ve öz konuşacağım. Tabii. Bu Pınar'ın dedikleri hepsi yalandır. Benim evimde öğlen ve akşam dışarıdan yemek söylenilip yemiştir. Böyle şeyleri lütfen uydurmasın. Lütfen bir adil olsun. Bir kere bunu söyleyeyim. Hı hı. Ve şöyle bir şey, bu yani söylenenleri bir dakika, de... Yemek söylenilmiştir demekle ne demek istiyorsunuz? Yani yemek ben yemek ısmarladım. Yemek ısmarladım.
Yani paramız vardı anlamında mı diyorsunuz bunu? Ben yemek ısmarladım. Yok, ev kirliymiş. Evime benim ayakkabıyla girdi ve ben dedim ki ayakkabını çıkarır mısın? Böyle bir şey söyleyemez. Bu bir, sorabilirsiniz. Neyse, şöyle bir şey. Esra Hanım, duyuyor musunuz? Evet, duyuyorum Nur Hanım sizi. Ben, bu şahitlerim de vardır. Önemli değil. Ben kısa ve öz konuşacağım. Herkes bizim hakkımızda konuştu etti. Ben adli mercilere de bütün şeylerimi yaptım. Ben hiçbir suçlamaları kabul etmiyorum. Benim evim belli, şeyim belli, kariyerim belli. İnsanlar istediğini söylesin. Ben bunun için katıldım. Başka bir şey söylemeyeceğim. Siz eczacı mısınız gerçekten? Evet, eczacıyım. Ya şöyle bir şeydi. Oğlumun da şu an psikolojisi çok bozuk. Evet. Oğlunuz aynen tabii, öyle. Bundan sonra da katılmayacak evet. Yani. Bilginiz peki Nur Hanım, bir tane daha sorum var. Pınar size buyurun. Niye geldi? Pınar size niye geldi? Pınar geldi bize. Bir gece kaldı. Esra Hanım sorar mısınız? Tamam. Onu söylüyor zaten. Ondan neden geldiğini zaten. Biliyor musunuz? Ne yapmışım ama, ben? Ne yapılmış ona? Bak. Ne yapılmış ona? Dinlesin anlatayım. Bir dakika. Neden geldi size? Dinlesin. Pınar neyiniz oluyor sizde kalıyor? Onu soruyorum. Ben ne kalmadı? Mecburiyetten bir gece kaldı. Sabah gitti. Tamam. Yani oğlunuz mu çağırmış Pınar'ı? Bilmiyorum. Bakın evet. Bilmiyorum bunları. Zaten hatta söylüyorum. Ben uyuyordum. Sabahleyin kapı çalındı. Ben hatta şaşırdım yani hani bilmediğim için. O tarafları bakın bilmiyorum. Bilmediğim peki, konuda yorum yapamam Esra Hanım. Hiç ama burada biz bir oyunun içine girdik. Ben bu oyunu çok güzel çözeceğim. Tamam. Böyle şeyler yapmasın yok Görkem. Ne fotoğrafı ya? Neyin fotoğrafı? Nur Hanım. Benim çocuğum ödülü evinize giriyor. Nur Hanım. Beni de dinler misin? Siz de oyunumu yanında ya bir dakika dediniz. Konuşmaya çalışıyorum. Tam kadını susturuyorum. Sen konuşuyorsun Pınar. Şimdi Pınar size geldi. Bir yabancı için burada bir sürü kadın var. Yabancı biri evinize geldi. Oğlunuzun ister nesi sevgilisi mi artık arkadaşı mı? Ya bu bizim evde kalacak. Kim bu kadın demez misiniz ya? Benim gidecek yerim yok dedi. Tamam. Ben bir şey söylemedim. Her evinize girmiş arkadaşıydı. Şimdi geliyor sesiniz. Bir dakika Esra Hanım ses gidip hayır, geliyor. Hayır ben öyle bir şey söylemedim tamam. Bu yalan. Elimde tabii misafir ettim. Kızım bir ihtiyacın var mı dedim. Ama gidecek yeri olmayan ben size evde geldim zaten ya niye gidecek yerim olmasın? Gidecek yeri yani olmayan evinize mi geliyor? Sonra ablasının ayağı kırılmış. Tamam gitti. Bunu zaten herkes biliyor. Ha önemli değil ama kalkıp da bir dakika Esra Hanım duyuyor musunuz? Evet duyuyorum. Ses gelip gidiyor kusura bakmayın. Tabii. Ama kalkıp da orada meydanı boş bulup yok Görkem şunu yaptı. Bizim ailece verilmeyecek hesabımız yok. Biz ortadayız. Tamam. Benim Görkem dünya kadar ödüllü bir çocuktur. Kalkıp da yok öyle yaptı Görkem neyin fotoğrafını çeksin yapmayın bunlar çok çirkin şeyler. Peki, ya. Peki Görkem'le Pınar'ın. Burada sevgiliymiş rolü yaptığını biliyor muydunuz? Hayır sevgiliydiler. Aa. Sevgili değildik ya. Ne yalan söylüyorsun sen? Sen demedin mi benim? Benim doğru konuştun. Bir dakika ya. Neyse, bir saniye bir saniye. Bak şu an yalan söylüyorsun. Şu an yalan söylüyorsun. Dinlemeye sana. Dinlemeye bir dakika şimdi. Nur Hanım ben konuşuyorum size. Siz sevgiliydiler diyorsunuz. Bunlar hiç biz sevgili değildik diyor. Yalan söylüyor. Bir tane bir şey göstereceğim. Dekontu verir misiniz? Nur Hanım size bir para gönderilmiş Tanju Bey'di değil mi? Bir para gönderilmiş size. Tarkan Bey, Tanju diyorum. Size bir para gönderilmiş. Bu para neden size gönderildi? Ya. Öyle olmuyor işte ama. Öyle oluyor. Öyle bizim verecek hesabımız yoksa açın buna cevap verin. Neden size para gönderildiğini? Evet bak. Bu parayı niye sizin hesabınıza? Şimdi. Niye insanlar bana açıklama. Ben konuşurken bir konuşmayın. İnsanlar açıklamalarında. Şimdi bir şey açıklıyorsunuz. Bizim verecek hesabımız yok bilmem ne. Bunlar çok boş laflar. Bana elle tutulur hiçbir şey vermiyorsunuz. Ben size elle tutulur bir şey gösteriyorum. Neden Nur Hanım? Bak. Özlem Aslan adına şarkı sözü klip çalışması için yönetmen ve yapımcı Görkem Emgen Bey'in annesi Nur Emgen'e verilmek üzere kalan ödeme. Bu ödeme size neden geliyor? Siz eczacı değil misiniz? Siz mi yapıyorsunuz burada şarkı sözleri klip çalışmasını? Şimdi burada bir makbuz var. Şimdi asıl en açıklanması gereken makbuz bu. Neden Görkem bir şey yapıyor ve bu paralar size yatıyor? Evet. Esra Hanım. O makbuzla ilgili çok önemli bir şey söylemek istiyorum. O makbuz parayı gönderen kişiyi de orada ismi geçen şahsı da çok iyi tanıyorum. Hı hı. Başka bir programda bana atılan iftirayla beraber işte tamam. Evet.
O iftirayla beraber işte yok o kızı pavyona sattığım, yok evet. işte ona uyuşturucuyu alıştırdığım, tamam. Kaybettiğim evet. gibi iftiralar hatta vardı. Hatta mı? Hatta mı şu an? Tekrar alalım. Şimdi bir tane daha 1.000 liralık var. Ben burada şunu söyleyeyim. Bunu hatta Görkem Bey de söylemişti. Kapatmış. Telefonunu kapatmış. Görkem Bey de söylemişti. Şimdi bir dakika Oktay Bey. Şimdi bak dekontları görsünüz. Şimdi açıyorsunuz. Niye Görkem'i sıkıştırıyorsunuz? Psikolojisi bozulsun. Psikolojisi bozulsun. Bu kadar insanı dolandırdıysa, insanların acıları üzerinden para kazanmaya çalıştıysa, dolandırıcılık yaptıysa, psikolojin bozulsun Görkem. İtiraf et de psikoloji düzelsin mi istiyorsun? Bak en güzel psikolojiyi ne düzeltir? İtiraf etmek. İtiraf et. Bak ben psikoloğum. Nasıl psikolojimizi? Gerçekleri söylemek çok iyi gelir psikolojiye. O yüzden yalan söyledikçe daha da çok psikolojin bozulacak. Şimdi bu da bu dekont var. Bu da Nur Hanım adına 1000 TL atılıyor. Neden? Nur Hanım hiç sormadınız mı? Siz eczacı okumuş, eğitim görmüş bir bayansınız. Bu arada eczacılara da hani genellemek istemem. Benim annem de eczacı. Çok yazık bu meslek adına böyle bir şey yapıyorsanız. Siz eczacı okumuş bir eğitimli bayansınız. Neden size bu paralar geliyor? Telefonunu kapatmış. Görkem anne niye telefonunu kapatmıştır? Görkem hareketli mi? Çekmiyor ha? Olabilir Esra Hanım. Sesim oğlum, geliyor demiş, mu? Demiş yok kapalı. Kapalıyla çekmiyor. Ya anlıyorsun hemen kapalı çıkıyor şu an. Kapatmış. Yok çekmiyor olabilir. Çekmiyor. Bunu da yalan söyleme artık ya. Her şeyi yalan söylemenden sıkıldım ha. Valla. Bunu da doğrusu. Yok, vallahi her şeyi yalan olabilir. Söylüyorsun. Bak Görkem demin bir şey söyledim. Görkem. Sana dedim ki bak. Psikoloji evet, bozuldu sizi. Diyor anne. Annen diyor ki psikolojisi bozuldu diyor. Ben de dedim ki ne iyi gelir psikolojisine. Böyle itiraf etsen, gerçekleri söylesen çok iyi gelir psikolojine değil mi? Gerçekler şu. Söyle Görkem. Hazırım şimdi. Medet Pınar'ı tehdit ediyor. Pınar da bu yüzden maalesef kurgu yaptık diye bir yalanı attı. Ya biz sizin aşk hikayenizi geçtik yavrum. Biz sizin ya ne aşkı be sevgili mevgilim değil. Boş boş konuşma karşımda ya. Yeter be. Başlayacağım senden de aşkından siz da ya. Siz Türk halkını ne zannediyorsunuz siz ya? Sen ne zannediyorsun? Siz kimsiniz? Nasıl bir şebekesiniz siz? Neden siz bahsediyorsun sen ya? Ne kurgusundan bahsediyorsun? Ne sevgilisinden bahsediyorsun? Hiç utanmıyor sizin. Sizin yüzünüz hiç mi utanmıyor? Ya ne utanacağım? Yanlış bir şey mi yaptım ben? Ne utanacağım? İnsanların içine ben burada doğru söyledim neyse. Siz? İnsanların içine bu yüzden nasıl çıkıyorsunuz? Niye çıkamayacağım ya? Benim aklım hak. Nasıl utanmıyor? Ben neyse ben doğruları söylüyorum. Görkem'in söylediği 100 kelimeden 100'ü yalan çıktı. Senin söylediğin 100 kelimenin 99'u bir tanesi şüpheli çıktı. Ya artık ben neyse söyledim beni delirtme. Beni delirtme ben neyse ya söyledim. İftira attığınız kız bile bana değil annesine para yatırmış. Niye? Bana ne? Ben kullanıyorsam. Kadın yalan söylüyor. Kızı ben kullanıyorsam o parayı bana göndermesi gerekmiyor mu? Bir de yalan söylüyor ya. Pavyona satmışım bir dakika, ya. Biri ben vermiş onu hattımızı. Bir dakika Oktay Bey. Nurten Hanım. Efendim canım. Hoş geldiniz yayınımıza Nurten Hanım. Hoş bulduk Esra Hanım'la mı görüşüyorum? Evet benim nasılsınız? Teşekkür ederim canım teşekkür ederim. Buyurun ne söylemek istersiniz? Ben şu Görkem konusunda Görkem'le Pınar var ya. Evet. Görkem hep böyle dolandırıcı bizi de dolandırdı aynı 4 arkadaş. Aa. Bizi yalandan klip çekeceğiz diye. Oktay Bey'in kutlası bu. Bir dakika klip... evet. Klip çekeceğiz diye bir arkadaş dedi ki böyle Nurten dedi böyle gel dedi böyle dedi Görkem diye birisi var bize 1,5 milyar lira verecek bizi 4 arkadaş topladı bizi gitti orada palyaço gibi bir şey biz eve gittik. Evet. Palyaço gibi bir şey giydirdi bize. Ne giydirdi kendisine. Size? Ne giydirdi size? Palyaço elbisesi giydi palyaço kendisi. Palyaço elbisesi giydirdi. Neden? Evet evet. Niye? Orada yani işte bir şeyler şey yaptı işte bir bayan arkadaşımın üzerine dizlerine 5 silah attı oradan yani alttan bir cin çıkarıyor bir şeyler yani bir dakika bir dakika anlamadım bir dakika cin çıkarıyor sizi... cin rol veriyor şunu şöyle yapacağız şunu bir şöyle bir dakika Nurten Hanım çok kusura bakmayın güldüm diye. Evet, evet. Ben en sonunda fark ettim. Arkadaşıma kızdım. Dedim bu adam dolandırıcı. Hatta ben de bizden önce
Çok arkadaşı da yapmış yani, dolandırmış öyle. Kaç para çok aldı arkadaşı sizden Nurten Hanım? Kaç para aldı sizden? Birer buçuk. Dört arkadaş. Kaç? Evet. Dört kişiler miydi? Kim vardı evet. Görkem'in yanında? Dört kişi, dört arkadaş. İşte bir arkadaşımız var. O söyledi ki Nurten böyle bir kişi klip çekecek, benim evime gelecek. Ve siz orada dördümüz klip bu çekecek, bizi orada dedi klip çekilmek için yönlendirme yapacak. Peki siz nerede çekiyorsunuz bu klip? Evde mi? Evde. Bayan arkadaşımın Beylikdüzü İstanbul'da. Evde sizi böyle evet. Tuhaf tuhaf giydirdi. Yani tuhaf tuhaf hareketleri. O bir bayan arkadaşımızı oturttu. Yanına ikişer arkadaşı verdi. İşte saçma sapan bir şeyler yaptı. O bayan arkadaşımızın üzerine siyah elbise attı. Onun işte şeyinden bakıyor böyle alttan şeyin nasıl desem. O giydiği üzerine örttü elbisenin alttan. Yani saçma sapan şeyler yaptı. Peki siz şaşırın. Şimdi bak, böyle bir şey Nurten Hanım çok şey şaşırdı. Şimdi Nurten Hanım bir adam gelse size böyle işte palyaço yaptı. Öbürünün altından bir şey çıkarıyor. Yani siz orada anlamadınız yani burada bir tuhaflık var dediniz ben mi? Ben anladım. Onlar anlamadı. Onlar yani klibi tamamlayalım da bir an önce Gökben bize şey yapsın. Para versin. Peki Nurten Hanım bir saniye. Görkem bu klibi hatırladın mı? Ben böyle bir klip çekmedim. Zaten ben klip yönetmeni değilim. Yönetmen de değilim. Tamam sen biliyorum bunların hiçbiri değilsin. Nurten Hanım'ı da tanımıyorum. Ama o seni çok iyi tanıyor. Nurten Hanım... Ben Nurten Hanım'ı tanımıyorum. Bir dakika. Nurten Hanım'ı da tanıyan oradaki Medet Oktay denilen şahıs. Ay Medet kadar ben... taşı düştünüz. Görkem seni çok seviyorum bebeğim. Gel seni karşı karşıya konuşalım. Aşkım benim gel. Nurten Hanım nasıl karşılaştınız Görkem'le? Bir anlatır mısınız? O biraz zor anlıyor. Şimdi şöyle bir şey var Esra Hanım. Evet. Benim bir arkadaşım var Kudret Altınparmak. Dedi ki Nurten dedi böyle Görkem diye bir çocuk var. Çok iyi dedi senaryolar dedi. Böyle dedi yani şeyin içinde filmlerin içinde dedi. Tamam hemen devamlı. Kudret'i soruyorum. Kudret'i tanıyor musun Görkem? Kudret Bey. Kudret tanımıyorum. Öyle birini de tanımıyorum Kudret ben. Kudret altın parmak. Yok öyle birini de tanımıyorum. Tanıyor. Öyle birini de tanımıyorum ben. Ama buluruz adamı bak. Tanımıyorum. Tanıyor efendim. Öyle ben de bulacağım. Ben de yayından sonra bakacağım. Sen öyle kimi birini bulacaksın? Tanımıyorum. Sen kendini bulacaksın. Vallahi. Yani bakacağım Kudret yani peki, arkadaşların Kudret arasında Bey var mı? Öyle birini tanımıyorum ben. Tamam Kudret Bey geldi size ne dedi? Kudret hanım, kadın. Kadın, bey diyorum ben burada. Evet, tamam, evet. Kudret olunca... Ya baktık işte o arkadaşlara saçma sapan bir şeyler yaptırdı. Beni de işte ortada beni de bir rol verdi. Yalandan bir şeyler döndüm, bir şeyler yaptım. Sizi baktım, de palyaço mu yaptı? Sizi de palyaço rolü vermiş. Tiyatro yani tiyatro şeyi gibi bize bir şeyler yapacak. Onu yapsa Medet derim. Medet yapar palyaçoyu. Nurten Hanım. Ben bilmiyorum. Hayır. Bütün Medet kızların videolarını çekip tehdit ediyor. Evet. Medet'i bilmiyorum ben. Medet'i tanımıyor. Medet yapıyor. Görkem Medet'i falan tanımıyor. Görkem seni ben çok tanımıyorum seviyorum. Onu. Tanıyor. Çok iyi tanıyor. Peki Görkem'in yüzünü tanıdınız mı iyice Nurten Hanım? Ya ben yüzünü tanıdığım için yani. Çünkü hiç yabancı gelmiyor. Medet'i bilmem. Medet'i ben tanımıyorum. Ben bunu tanıyorum. Tamam peki Görkem'i bu klip nerede çekildi tam hangi evde? Ya işte Beylikdüzü'nde bir arkadaşımın evinde dört arkadaş gittik. Saçma sapan yani biraz da kadınlara biraz da böyle bir kandırma şeyi var yani böyle bir sapkınlığı da var. Sapkın? Ne evet, yaptı sapıklık evet. mı? Ne yaptı size? Yani şey yapıyor sana sırnaşıyor efendim... Kandırmaya çalışıyor seni işte şey altında ne bileyim ben anlamadım yani bu nasıl ben zaten fark ettim ve kızdım çekildim yani kenara Hayır, çekildim. Ne yaptı hemen. Şimdi sizi rahatsız eden hani el kol hareketi mi yapıyor ne yapıyor? El kol hareketi diğer arkadaşlar. Görkem bir dakika sen orada niye sağ sol gözünü yapıyorsun? Ben onu düşünüyorum fark ettiniz mi? Hatırladın yok, herhalde bu olayı. Kameraman arkadaşım yok hayır. Kameraman arkadaşım bir işaret etti de o yüzden.
Allah Allah. Ya biliyor, biliyor, gülüyor. Bak gülüyor işte. Bilmiyor, daha biliyorsun. Hayır, bilmiyorum, bilmiyorum. Yok, yok. Yani ha, bir şekilde... Yok, hayır, tabii, bilmiyorum. Nurten Hanım, siz kaç yaşındasınız? Yok. Ben... Hayır, ben Nurten Hanım'ın değişlerine ben güldüm yani, öyle söyleyeyim. Sana demiyorum. 63 yok, palyaço yaşım... diyor. Bir dakika. 63 yaşındasınız. Neden siz, ben merak ettim de bunu, hiç şey yapmayın. Neden siz klip çekmek istediniz? Ya işte şöyle bir şey, şöyle bir şey. Ben bilmiyorum o arkadaşın evini. Dediler ki Gökmen seni istasyondan, tren istasyondan, Beylikdüzü tren istasyondan alacak. Ben de orada gittim. İşte bu Gökmen'le karşılaştım. Baktım bir tuhaf tuhaf hareketleri var bana. Ya size dedim, mi asıldı dedim, yani size mi asıldı mı? Ekor hareketi sanırım bana sırnı açmak. Ben de şey yaptım yani, hayır dedim, çekil dedim kenara. Ben dedim şey dedim, nereye gidiyorsan git dedim. İşte o arkadaşın evine gittik yani. Yani aslında Görkem sizi eliyle taciz mi etti? Tabii. Aynen. Yani öyle var, öyle bir şeyi var yani. Var öyle bir şey. Peki hiç arkadaşlarınızdan video çeken oldu mu o böyle klip çekilirken? Ya keşke de bilmiyorum ki, keşke de çekseydiler yani. Peki yani öyle saçmalık hani saçmalık oldu. O kıyafetlerle bir görüntünüz var mı mesela, hani giydirdi ya sizi? Ya keşke yapsaydık. Keşke bir yani palyaço elbise giydiği, bir şeyler yapıyor, başına bir şeyler yapıyor, bir şey. Yani saçmalık. Ben en sonunda kızdım arkadaşlara. Siz nereden bunu buldunuz? Ben yani saçma olduğunu anladım ve kızdım, oradan çıktım yani. Artık çıktım oradan. Ve de evet, sonunda dediler ki böyle böyle. O Kudret dediğim arkadaş dedi ki Nurten biz dolandırıldık. Ve dedi benden önce de kaç arkadaşa aynı yapmış dedi. Nurten Hanım, size şimdi açıkça kimseyi dezen altında bırakmamak için tekrar bir televizyonunuza bakın. Görkem'in yüzüne iyice bakın. Ya aynı şey, Esra Hanım olmasa ben şey yapar mıyım? Ben de diyeyim ki böyle böyle. Evet. Evet. Çok teşekkür ederiz. Keşke Nurten Hanım'ın evet, aslında gelsin burada da iyice anlatsın. Bir de bak, taciz olayın da çıktı ortaya Görkem. Görkem ne diyeceksin buna? Ben bir şey söylemek istiyorum. Görkem. Esra Hanım bir kere Nurten Hanım'ın şey yalan attığı bir dakika, ortada. Bir şöyle ki ortada. Ne ortada? Şöyle ki ortada. Beylikdüzü'nde tren istasyonu var diyor ya. Beylikdüzü'nde tren istasyonu yok bir kere. Nereden çıktı tren diye? Medet çok güzel çalıştırmış. Nurten Hanım söyledi ya. Yok dedi, tren istasyonu. Belki metrobüs durağı demek istemiş. Metrobüs ya. 70 yaşında kadın zaten. Tren istasyonunda buluştuk diyor ya. Medet çok güzel çalıştırmış. Vallahi böyle bıyık altından güzel gülüyorsunuz ama son güler iyi güler diye bir atasözümüz var bizim. Merak etme, Silivri'ye ben sana atlet göndereceğim. Şimdi Ebru Hanım bir şey, Ebru bir şey söyleyecek. Ben söyleyeceğim. Şimdi bu kadın bağlandı, diyor ki ben onun yanında kaldım. Eğer öyle bir şey yaptıysa gözlerim kör olsun. O rahatsız bir insan, kalkıp da bir kadına öyle taciz bir şey yapamaz. Çünkü bir nereden bana dedi ki, biliyorsun Ebru yapamayacağını? Evlendir dedi, rahatsızım dedi. Doktora götür konu, beni dedi. Konu değişti, bu konunun o konuyla alakası yok. Demedim mi Görkem? Bir dakika, benim karılarla kızlarla işim yok demedim mi? Rahatsız, doktora götür beni diyor. Evet, adam dedim, varmış işte kadını. Ay tamam, bu kadarcık vardır. Yani birlikteliğim yok diyor. Ben diyor nasıl evleneceğim diyor. O zaman evlenme dedim ben de. Nasıl birlikteliğim yok? Kendi anlatsın. Ama olsun, o başka bir şey. Bak o başka bir şey. Birini taciz yok, etmek başka. Yok, ben görmedim. Bir saygısızlığını görmedim. Şimdi yalan dolanı sevmiyorum hayatımda. Bu taciz olayı şöyle söyleyeyim. Medet'in attığı görmedim. Yalan. Burada yalan yapamam. Tamam, bak. Medet'in çalıştırdığı senaryo. Nurten Hanım'a çalıştırdığı senaryo. Görkem bir de bak, sana bir şey soracağım. İnsan gibi cevap ver. Ben senin nasıl dürüst olduğun şeyleri de söylüyorum. Yanlış olduğun şeyleri de söylüyorsam. Sen de şimdi tabii, bütün doğru, canlı yayında dürüst ol. Ben çünkü seninle uğraşamam, tamam mı? Sana tek kelime soruyorum. Sen benim yanıma geldiğin, ben senin yanındayken 3 gün öncesi sen bana ne dedin? Ben dedin ağlayarak vicdan azabı duyuyorum seni buraya çağırdığım için dedin. Ben dedin İsmail Gürbüz'ün aklına uydum. Dedim yok. Öyle bir şey demedim yok. Öyle bir şey demedim yok. Ne dedin peki dedin Görkem? Ya. Öyle bir şey demedim. Ne dedin Görkem? Öyle bir şey demedim onu yok. Onu da medet yani dedi. Öyle bir cümle kullanmadım. Şimdi, bir kelime demedim. Tamam, sen hiçbir şey, öyle her şeyi onu demedim, yapmadım, evet, bunu etmedim.
Görkem'le Pinker ediyorsun her şeyi. Kelimeyi de ben söylettirdim. Emel Hanım'a Ebru Hanım'a. Tabii vallahi ki sen bu kafayla ceza yiyeceksin. Para cezası. Programın sonuna doğru dedim ki herkes gitsin şikayetçi olsun ki en azından bir daha kimseyi dolandırmamayı öğrenmek lazım. Hiç böyle bu tarz konuşana 1000'dir, 500'dür, 30'dur hiç düşünmeden şikayetçi olacaksınız ki. Çünkü size yapıldığı için değil sadece başkalarına da yapılmasın diye. Bir VTR'miz var dünkünü izleyelim. Şimdi buraya birçok mağdur geldi biliyorsunuz. Mağdurlar gittiler, hepsi şikayetçi oldular. Şimdi her şey bak gördün mü Görkem? Savcılık artık, gördüm Esra Hanım. Savcılık artık karar verecek. Sen de inşallah hani bu kararın sonucunda burada doğruları söylemedin. Bence söylesen iyi olurdu. Çünkü zaten bazı her şey ispatlı olarak çıkacak. Artık her şey gerçeğe ulaşacağız. Ama çok önemli bir gerçek daha var bak. Onu da yarın söyleyeceğim. Şimdi yarın devam edeceğiz.